Merhabalar arkadaşlar. Çarpanlar ayırma dersinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Tam kare özdeşliği ile devam ediyoruz. Problemlerimiz seri olarak lise matematiğine yardımcı ve üniversite sınavlarına hazırlık düzeyinde olacak. Problemleri de sıklıkla geçmiş yılların üniversite sınavlarına sorularından derledik. Şimdi tam kare özdeşliğini şöyle bir hatırlayalım. X artı y'nin karesi eşittir. X kare artı 2xy artı y karedir. Arada eksi varken burada da eksi 2xy'miz vardı. Peki şimdi biz bu özdeşliğin arkadaşlar önce cebirsel bir ispatını verelim. X artı y ile x artı y'yi çarparsanız x artı y'nin karesini elde edersiniz. X kare daha sonra artı xy sonra y'yi parantezi dağıtmaya devam edersek yx artı y kare olur. Gördüğünüz gibi bu xy artı yx arkadaşlar benzer terimlerdir ve toplanırsa 2xy olarak elde edilir. Arada eksi varken de benzer işlemleri yaparsanız x kare eksi 2xy artı y kareye ulaşabiliriz. Bir de burada bir çizim verdim arkadaşlar. Bunların geometrik izahlarını bilmekte de fayda var. Önceki dersten de hatırlarsanız iki kare farkı için yine bir geometrik izah vermiştik. Bunlar da işinize yarayacaktır. Özellikle tam kare ismini nereden alıyor ona bakalım. Burada gördüğünüz şekil büyük bir karedir ve bir kenar uzunluğu x artı y olan bir karedir. X artı y kenarına sahip bir karemiz var. Peki buralara x ve y diye kenar uzunluklarını yazalım. O zaman bu şekle biz köşelerine a, b, c, d olarak verirsek karenin köşelerine alan a, b, c, d eşittir. X artı y çarpı x artı y'dir. Yani x artı y'nin karesidir. Tam kare oldu. Şimdi küçük 4 tane parçanın her birini hesaplayalım. Sarı renkli bölgenin x kare olduğunu, turuncu renkli bölgenin alanının y kare olduğunu görüyoruz. Mor renkli yerler de arkadaşlar alanca birbirine eşit iki dikdörtgendir. X çarpı y olarak gelecektir. Bunların her biri x çarpı y'dir. Dolayısıyla biz bu ABCD karesinin alanına 4 bölgenin alanları toplamı olarak da yazabiliriz. Haliyle x kare artı 2xy artı y kare gelecektir. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için istenen özdeşliğin geometrik izahını vermiş oluyoruz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. 2018 TYT sınavının problemi. Şekil olarak dikkat edersek arkadaşlar biraz önce ispatını verdiğimiz tam kare özdeşliğinin şekline benzer bir durum var. Problemimizi de okuyalım. Kenar uzunluğu A birim olan kare şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu b birim olan bir kare belirtmektedir. O halde buralara biz b yazalım. Tamamı da a birim olduğu için arkadaşlar bunun hepsine a dersek şurası a eksi b olacaktır. Buraya da a eksi b diyelim. Yine tamamı a olduğu için burası a eksi b. Burada b'miz var. Burada a eksi b'miz var. 4 numaralı bölgenin de kenarı a eksi b olan bir kare olduğuna dikkat edelim. Evet. Bunları yerleştirdik. Peki. Bu koşulu sağlayan her AB sayısı için A kare eksi 2AB artı B kare ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir diye soruluyor. Hemen burada A kare eksi 2AB artı B kare grubuna dikkat edelim. Daha sonra üzerine bir artı B kare daha ekleyebiliriz. Arkadaşlar bu ifade bizim için A eksi B'nin karesidir. Tam kare açılımıdır bu üçlerim. Sonra artı b kare geliyor. Evet. B kare ile bir numaralı bölgenin alanının oluştuğunu görebiliriz. A eksi b'nin karesi arkadaşlar 4 numaralı karesel bölgenin alanıdır. Dolayısıyla bu bizim için birinci ve dördüncü bölgelerin alanlarını veriyor. Bu iki bölgenin alanları toplamı biçiminde ifade edilmiştir. Tam kare özdeşlikleri ile ilgili ikinci sorumuz. X artı y eşittir 5 ve x çarpı y 6 olduğuna göre x üzeri 4 artı y üzeri 4 toplamının değeri kaçtır? Arkadaşlar öncelikle biz x kare artı y kareyi bulalım. Yani x artı y'nin karesi eşittir. X kare artı y kare artı 2xy biçiminde yazalım tam kare özdeşliğimizi. O halde x artı y toplamımız 5 olduğu için karesi 25'tir. X kare artı y karenin değerini bilmiyorum. Bunu bulmak istiyorum. Artı 2xy 2 çarpı xy çarpımız da 6 idi. 12 oldu. 25'ten 12 çıkarırsak buradan 13 elde ederiz. O zaman x kare artı y kare eşittir 13 oldu. Şimdi bu ifadenin bir kez daha karesini alırsak x kare artı y karenin karesini özdeşik olarak yazıyorum. Neye eşit olur?
X üzeri 4 çünkü x karenin karesini aldık. Sonra artı y üzeri 4 diyelim. İkinci terimin karesini aldım. Sonra artı 2 x kare y kare gelecektir. X kare y kare. Evet. Şimdi burada x kare y kare toplamımız 13 olduğu için bunun karesini de aldığım zaman 169'dur. X üzeri 4 artı y üzeri 4'ün değerini henüz bilmiyorum. Bunu zaten çözeceğiz. Artı 2 çarpı. Arkadaşlar x kare y kare ifadesi x ile y'nin çarpımının karesidir. X y çarpımımız burada 6 olduğuna göre 6'nın karesi de 36 olarak gelir. 2 katı 72'dir. Dolayısıyla biz şöyle kenarda yazalım. 169'dan 72'yi çıkarmamız gerekiyor. 9'dan 2 çıktı 7. 16'dan 7 çıkarırsak 9 kalır. Dolayısıyla x üzeri 4 artı y üzeri 4 toplamımız 97 olarak bulunur. Arkadaşlar ben burada hemen bir hatırlatmayı daha yapmak istiyorum. Farklı bir çözüm yolu olacağı için rengi değiştireyim burada. Sorular ilk verildiği zaman buradaki sayıları kontrol etmekte fayda var. Çarpımları 6, toplamları 5 olan tam sayılar var mı diye. Eğer böyle tam sayılar varsa bu tam sayı değerlerini yazabilirsiniz. Değerler tam sayı değilse tabii ki ikinci dereceden denklem çözmek gerekir. Köklü sayılar gelebilir. Köklü sayılarla dördüncü kuvvet almaya çalışmak o da yorar, o da uğraştırır. O yüzden ilk yol kullanılır öyle bir durumda. Ama tam sayılar geliyorsa direkt olarak probleme sayısal bir sonuç çözüm üretmek kolay olacaktır. Örneğin burada arkadaşlar x 3, y de 2 olursa toplamları da 3 artı 2 oluyor, 5 oluyor. Ya da x'e 2, y'ye 3 verebilirsiniz. Biz şöyle yapalım o zaman. İkinci yol olarak bakın bu işimizi çok pratik hale getirdi. X eşittir 3, y eşittir 2 veya x eşittir 2, y eşittir 3 yazın fark etmeyecek. Simetrik bir ifade soruluyor. İçin evet. X üzeri 4 artı y üzeri 4'ü bulacağız. 3'ün 4. kuvveti artı 2'nin 4. kuvveti. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. 2'nin 4. kuvveti de 16'dır. Bunları toplarsak yine aynı 97 değerine ulaşıyoruz. Bu tür şeylere de problemlerde dikkat etmek lazım. Verileri sağlayan değerler tam sayı değerler olarak elde edilebiliyor mu? Bunu incelemenizde fayda var. Üçüncü sorumuz. X pozitif olmak üzere karekök x eksi 1 bölü karekök x eşittir 3 olduğuna göre x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar x'in pozitif gerçel sayı verilmesinin sebebi açık zannediyorum köklü ifadenin tanımlı olması için. Tabi 0 zaten veremiyoruz. Paydaya 0 gelmesini de istemeyiz. Demek ki x pozitif olması gerekiyor. Reel sayılarla çözümü yapacağız. Pozitif x pozitif reel sayılar için. Şimdi öncelikle verilen kökle eşitliğin her iki tarafının karesini alırsak şunu bir özdeşlik olarak yazmakta fayda var. Karekök x eksi 1 bölü karekök x ifadesinin evet karesini alıyorum. Kök x'in karesi x'tir. 1 bölü kök x'in karesinden artı 1 bölü x gelir. Daha sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı alınırsa arkadaşlar pay ve paydadaki kök x'ler birbirini götüreceği için eksi 2 kalır. Yani eksi 2 kök x çarpı 1 bölü kök x de yazabilirsiniz isterseniz buraya. Ama bunlar birbirini götüreceği için bir etkisi kalmayacak. 2 kaldı elimizde eksi 2. Karşı tarafta da evet sayıları yerleştirebiliriz tabii ki. Eşittir 3'ün karesi 9 diye yazmamız mümkündür. 3'ün karesine eşit burası da. Şimdi eksi 2 ifadesini 9'un yanına artı olarak gönderirsek x artı 1 bölü x eşittir 11 bulduk. Bizden istenen ifade ise x kare artı 1 bölü x kareydi. Peki bir kez daha kare alalım. X artı 1 bölü x ifadesinin karesini alırsak x kare artı 1 bölü x kare eksi değil bu sefer artı yapıyorum çünkü ortada işaretimiz artıydı. Birinci ve ikinci terimlerin çarpımının iki katı. Arkadaşlar bu x'ler ve 1 bölü x'ler birbirini yine götüreceği için artı 2 oluşuyor elimizde. Karşı taraftaysa artık 11'in karesi var. Yani 121'imiz var. Buradaki artı sayı artı 2'yi 121'in yanına eksi olarak gönderirsem x kare artı 1 bölü x kare eşittir 119 olarak bulunur. Dördüncü sorumuz bir üniversite sınav sorusu. Burada arkadaşlar bir sadeleşme problemi görüyoruz. Seçeneklerini vermedim. Tabii üniversite sınav sorularında tek bir yöntem sadece tam kare, sadece iki kare farkı ya da sadece gruplandırma ortak parantezi alma değil. Bunların bir arada kullanıldığı sorular sorulabiliyor.
Şimdi öncelikle şuradaki ifadeye bakarsam 1 eksi x kare bölü x grubunu görüyorum. 1 eksi x kare bölü x. Ve burada 2 kare farkı olduğuna dikkat ederim. Yani problem aynı zamanda önceki yöntemlerden biriyle ilgili. Burayı da x ortak parantezine alırsak 1 artı x gelecektir. Ortak paranteze alma da kullanılmış oldu. Çarpı x kare bölü. Buradaki ifadeye dikkat edersek arkadaşlar 1'in karesi var, x'in karesi var. Çarpımların iki katı olduğuna göre 1 eksi x'in parantez karesidir. Burada da tam kare kullanılmış. Şimdi bu ifademizi düzenlersek öncelikle 1 eksi x kare için söylüyorum. 1 eksi x çarpı 1 artı x olarak geldi. Bu x'ler paydada çarpım haline gelecektir. X kare olarak görülecek. Ve 1 artı x'im var. Çarpı x kare bölü 1 eksi x'in tam karesini de 1 eksi x çarpı 1 eksi x diye ifade etmek mümkündür. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmeleri şöyle yapalım. Elimizde neler var? 1 eksi x ile 1 eksi x gider. X kareler birbirine götürür. Ve buradaki 1 artı x'ler de birer tane giderse sonuç olarak yukarıda her şey sadeleştiği için 1 kaldı. Payda kısmında ise 1 eksi x kaldı. En sade haline getirmiş olduk. Beşinci sorumuz 2011 YGS sınavından x eksi 2'ye 3'e eşit olduğuna göre verilen ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor. X eksi 2y'nin karesini alırsak arkadaşlar x kare var. 2y'nin karesinden 4y kare var ve birinci ile ikinci çarpımının iki katından eksi 4x'i de görüyoruz. Yani bu ilk 3 terim x eksi 2y'nin karesidir aslında. Özdeşliği yazalım. X kare artı 4y kare eksi birinci ile ikinci çarpımının iki katını alırsam 4x'e gelir. Peki bu ifade 3'e eşit olduğu için karesini aldığımız zaman da 9'a eşit olması lazım. Peki burayı da eksi 2y artı x'i de x artı 2y diye yazarsak bize verilen ifade şuna ben a diyeyim. A ifademiz x eksi 2y'nin karesi artı x eksi 2y eksi 3 biçimde yazılabilir. Dolayısıyla tam karemiz 9'du. Artı ifademizi tekrar görüyoruz. Burada 3 var. Eksi 3 var. 3'ler de giderse tekrar 9 olarak kalır. Şimdi burada ikinci bir yol daha göstermek istiyorum. Bunun için rengimi değiştireyim ikinci yolda. Arkadaşlar bu verilen bir doğrusal bir denklemdir. Bunu sağlayan sonsuz çoklukta x'ye ikilisi bulabiliriz. O değerlerden herhangi birisini verilen bu a ifadesinde yerleştirebiliriz. Hesaplamada kolaylık olması bakımından y eşittir 0 için x eşittir 3 olur diyelim. Bu verilen eşitlikte y'ye 0 koyarsak x 3 olur. Y yerine 0 yazmak a ifadesini bizim için basitleştiriyor. 3'ün karesi geldi. Y karelisi ifade 0. Y çarpanlar ifadeler 0'dır. Artı x yerine 3 yazdım. Eksi 3. Bakın burada da çok basit bir şekilde 3'lerin toplamı sıfırladı ve şurada bir tane 9'umuz vardı. Aynı 9 değerine çok hızlı ulaşabilirsiniz. Bu ikinci yol her zaman mümkün olmayabilir tabii ki. Ama kullanabileceğiniz yerlerde de uygulamak hızlı sonuç verebilir arkadaşlar. Bunu da aklımızda tutalım. Altıncı sorumuz 2012 LYS sınavından lisans yerleştirme. X'ye birer gerçek sayıdır. İki tane denklem verilmiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar buradan mesela y'yi çekip sonra burada yerine yazmak, karesini almak denklemi dördüncü dereceye götürür. Çok pratik olmaz. Veya x'i çekip 2x'i yalnız bıraktıktan sonra yerine yazmak y'de türden karesini alınca y'ye göre dördüncü dereceye dönüştürür. İşleri zorlaştırabilir böyle. Çok pratik görülmüyor. Fakat biz burada denklemleri alt alta toplarsak ne olduğuna bir bakalım. Taraf tarafa toplayalım burada. X kare artı y kare grubunu görüyoruz. X kare artı y kare eksi 2x eksi 4y ve eşittir. Eksi 7 artı 2'den dolayı eksi 5 var elimizde. Biz bu denklemi şöyle yazalım. X kare eksi 2x ifademiz dursun. Bunun yanına arkadaşlar bir terim ekleyeceğim. Artı y kare eksi 4y ifademiz de dursun. Yine bunun yanına da bir terim ekleyeceğim. Eşittir. Eksi 5'imiz var. Bu ekleyeceğim terimleri arkadaşlar bunları parantezleri tam kareye tamamlayacak şekilde ekliyorum. Bu tür bir grupta x'li terimin katsayısının yarısının karesini ekliyorum. Yani eksi 2 var. Yarısı eksi 1'dir. Karesi 1 yapar. O yüzden eksileri düşünmenize gerek yok kare alırken.
4'ün yine yarısının karesini ekliyoruz arkadaşlar. 4'ün yarısı 2, 2'nin karesi 4'tür. Bu şekilde ilk parantezim x eksi 1'in karesi, diğeri de y eksi 2'nin karesi geldi. Tabii matematikte şöyle bir şey var. Bir denklemin, bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayıları eklemeniz gerekiyor. Sol tarafa toplamda 5 eklediğim için kırmızıyla yazdığım yer, sağ tarafa da artı 5 eklerseniz bu eşitlik sağlanır. Bu eklemeyi yapmayı unutmuyoruz. Şimdi devam edelim. X eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 0 oldu. Eksi 5 artı 5 toplamından dolayı 0 geldi. Arkadaşlar tam kare bir ifade, a gerçel sayıysa a'nın karesi daima büyük eşit 0'dır. Bundan dolayı büyük eşit 0 iki ifadeyi topladığınızda halen 0 çıkıyorsa bu ancak şu durumla mümkün. Her bir parantezin içi ayrı ayrı 0 olması gerekir. Ben bunlara çift yönlü gerektirme de koyabilirdim tabii ki. Peki, dolayısıyla x eşittir 1 ve y eşittir 2 olur. Bizden istenen de x artı y değeri buradan arkadaşlar 3 olarak elde ederiz. 7. sorumuz tam kare ile ilgili sayısal bir örnek. Tabi tam kare dedim ama şu anda problemin tam kare ile ilgisi açık bir şekilde görülmeyebilir. Bunu gösterelim. 37 çarpı 45 artı 16'nın karekökü soruluyor. 37 sayısını arkadaşlar biz x dersek, 45 sayısı da bu 37 sayısından evet 8 fazladır. Dolayısıyla x artı 8 diye yazalım. Artı 16'mız da var. O 16 da bu 16'dır. Peki bunu karekök içinde şöyle aldım. X ile x artı 8'in çarpımından x kare artı 8x artı 16 elde ettik. Arkadaşlar x'li terimin katsayısının yarısının karesini, yani 8'in yarısı 4, karesi de 16 olduğu için bu ifadenin tam kare olduğunu görüyoruz bu şekilde. Tabii bu uyguladığım kural x karenin katsayısı birken geçerlidir. 2x kare 3x kare olursa yarısının karesini almam. Orada biraz daha farklı şeyler yapmak gerekebilir. Şimdi biz ifadenin tabii x'in de pozitif olduğu aklımızda şu anda bulunsun. Yani x eşittir 37 idi bizim için. Pozitiften de ziyade daha özel bir değer olarak x eşittir 37 yazalım. Dolayısıyla burası x artı 4'ün parantez karesi demiştik arkadaşlar. Kök dışına x artı 4 olarak çıkarmalıyız. O zaman 37 artı 4'ten 41 sonucunu elde ederiz. Şimdi arkadaşlar 3 terimlilerin çarpanlara ayrılması. 3 terimli dediğimiz şey ax kare artı bx artı c. Burada tabii ben neler yapılabileceğini yazdım ancak biraz daha açık olmak gerekirse burayı mx, nx ve c'yi de p ve k diye ayırmışız. Dikkat ederseniz gördüğünüz gibi p, k diye ayırdığımız zaman evet burada mx ile k'nın çarpımı, nx ile de p'nin çarpımı b'yi veriyorsa bx'i, dolayısıyla m çarpı k artı n çarpı p b'yi veriyorsa o zaman mx'in yanına artı p, nx'in yanına da artı k ekleyerek çarpanları ayırabiliyoruz. Şimdi bunun örneklerine geçelim. İlk problemimiz 2016 LYS sınavından bu 3 terimli ile ilgili güzel bir uygulama. Arkadaşlar bunu eksi 3b'ye artı b şeklinde çarpanlara ayırırsak, buraya da a'ya a dersek artı ab eksi 3ab toplamları eksi 2ab'yi verdiğine göre ifademiz a eksi 3b çarpı a artı b biçiminde çarpanların ayrıldı ve eşittir 0 oldu. O halde iki sayının çarpımı 0'sa bunlardan en az biri 0 gelmesi gerekir. Yani ya a eşittir 3b'dir veya arkadaşlar a eşittir eksi b'dir. Ancak a ve b pozitif sayılar verildiği için ikinci ifadede biri pozitif diğeri negatif olması gerekir. O halde bizim için mümkün olan durum arkadaşlar a'nın 3b'ye eşit olduğu durumdur. Bunu alıyoruz. Bu durumsa arkadaşlar bizim için mümkün değil. A eşittir eksi b olamıyor. Peki verilen artık a artı b bölü a eksi b oranının sayısal değerini hesaplayabiliriz. A yerine 3b yazınca toplamda 4b geldi ve burası da 2b oldu. B'leri de sadeleştirirsek 2 olarak elde ederiz. İkinci sorumuz bir üniversite sınav sorusu yine. A kare eksi 2a eksi 3 ifadesi. Bunu biz çarpanlara ayıralım. Eksi 3'e artı 1 diye ayırırsak
Burayı da yine a'ya a diye ayırırsak buradan eksi 2a'yı elde edebiliyoruz. Dolayısıyla a artı 1 çarpı a eksi 3 biçiminde yazdım pay kısmına böyle. Aşağıda payda işleme yaparsam 1 artı a bölü a'mız geliyor. 1 artı a bölü a var. Çarpı. Burada da 3 eksi a bölü a var elimizde. Arkadaşlar buradaki a'lar payda da a kare oluşturuyor. Ters çevirip çarparsak a kare elde ettik. Diğer taraftan şurada sadeleşmelerimiz var. Onları da şu şekilde yapalım. A artı 1 ile 1 artı a sadeleşir. Ancak a eksi 3 ile 3 eksi a birbirinin ters işaretlisidir. A eksi 3 eşittir. Eksi parantezinde 3 eksi a olduğu için bu ikinci sadeleşmeden dolayı bir tane eksi 1'imiz gelecektir. Dolayısıyla ifadeyi de eksi 1 ile çarpmam gerekiyor. Demek ki sonucumuz eksi a kare oluyor. Üçüncü sorumuz küçük bir miktar. Üniversiteye yine giriş sınavı sorularında bu tür şeyler kullanılıyor. Küçük bir miktar üslü sayı bilgisi içeriyor arkadaşlar. İfadeyi rahatça çarpanlara ayırabilmek maksadıyla biz burada bir değişken değiştirme yapalım. 3 üzeri x ifadesine a diyelim ve 3 üzeri y ifadesine de arkadaşlar b diyelim. Bu arada 3 üzeri x artı y de tabii ki 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y olduğu için aslında bu a çarpı b'ye karşılık gelecektir. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu tür şeylerle karşılaşırsak a çarpı b kullanacağız. O halde 3 üzeri 2x, 3 üzeri x'in karesi olduğu için a karedir ve eksi 2ab gelecek ortadaki terimimiz. Ve 3 üzeri 2y de arkadaşlar b kare oluyor. Bölü 3 üzeri 2x'imiz yine a kareydi. Eksi 3 üzeri x artı y'imiz de arkadaşlar a çarpı b'ydi. Dolayısıyla aşağıdaki kısmı pay kısmı paydamızı a ortak parantezine alırsak a eksi b geliyor. Üstteki kısımsa arkadaşlar burada bakıyorum tam kare ifadesi var. Dolayısıyla burada a eksi b çarpı a eksi b biçiminde yazabiliriz. Haliyle bu a eksi b'lerden birer tane sadeleştirirsek a eksi b bölü a kaldı. Tabii ki bu tam kare ifadeler de bir özel üç terimlilerdir arkadaşlar. Onu da şu şekilde hani yine ifade etmiş olalım. Buraya a'ya a, şurayı da eksi b'ye eksi b diye çarpanlara ayırınca ortadaki eksi 2ab'yi veriyor gördüğünüz gibi. Özel bir üç terimli gözüyle bakılabilir tam karelere de. Peki. Şimdi burada a'yı a'ya bölelim. Ve eksi sonra b'yi de a'ya bölelim. Seçeneklerde 1 eksi. Tabi b bölü a sayımız da arkadaşlar ne olur onu da söyleyelim. Yani 3 üzeri y'nin 3 üzeri x'e bölümü nedir? 3 üzeri y eksi x'tir. Üslü sayı bilgisi olarak bunu da hatırlatalım. 3 üzeri y eksi x. 1 eksi 3 üzeri y eksi x cevap seçeneklerinde verilmiş bir ifadeydi. Bunu bu biçimde elde edebiliyoruz. 2001 yılına ait bir soru. Sadeleşmeler yapılınca x artı 2 bölü x artı 3 kalıyormuş. Buna göre a artı b kaçtır? Burada bir özdeşlikten bahsediyoruz. Tabii x'in bazı özel birkaç tane değer için sağlanmayacak. X'e 3 ya da eksi 3 vermeyin. Veya paydayı sıfırlayacak değerlerden kaçınırsanız geri kalan bütün x değerler için özdeş olarak sağlanacak bir ifadeden bahsediyoruz. Öncelikle birinci yol olarak arkadaşlar şunu yapalım. X kare artı ax artı b'yi henüz çarpanlara ayıramıyorum. Çünkü a ve b'yi zaten bilmiyoruz. Ama 28 için arkadaşlar bunun 7 kere 4 olduğunu düşünürsek toplamlarda 11'i verdiğine göre x artı 7 çarpı x artı 4 şeklinde bu 3 terimliği çarpanlara ayırırız. Ve x kare eksi, artı 4x eksi 21'de de arkadaşlar artı 7'ye eksi 3 şeklinde düşünürsek toplamları artı 4'ü verdiğine göre x artı 7 çarpı x eksi 3 ifademiz var. Bölü 2 kare farkından da payda da x eksi 3 çarpı x artı 3'ümüz var. Bunları düşünelim. Eşittir x artı 2 bölü x artı 3. Şimdi buradaki sadeleşmeleri neler var? Onları bir gözlemleyelim. X artı 7'lerimiz sadeleştirilebilir. X eksi 3'lerimiz sadeleştirilebilir. O halde x artı 3 kaldı altta. Bunlar aynı. Evet. Ve yukarıda bir tane x artı 2 görüyoruz. Burada da x artı 4'ümüz var. Evet. İsterseniz şu x artı 3'leri de sadeleştirin. İkinci dereceden olan bu ifadenin x artı 4'e bölümü x artı 2'yi veriyorsa biz burada şunu da söyleyebiliriz rahatlıkla. X kare artı ax artı b ifademiz aslında x artı 4 ile x artı 2'nin çarpımına eşittir. Burayı da dağıtırsak x kare artı 6x artı 8 biçiminde açılacaktır.
Haliyle A değerimiz buradan 6, B değerimiz de arkadaşlar 8 olarak geldi. A artı B'yi de 14 biçiminde elde ettik. Şimdi farklı bir yol daha göstereyim burada. İkinci bir yol. Her zaman bu yolu kullanamayabilirsiniz, ikinci yolu. Her zaman mümkün olmayabilir. Arkadaşlar sorunun başında dedim ki paydayı tanımsız yapan, sıfırlayan x değerleri dışında x'e ne verirseniz verin bu özdeş olarak sağlanacak bir ifade. Dolayısıyla a artı b'yi elde etmek istiyorsam ben burada x'e 1 yazmalıyım. X eşittir 1 için dersek a artı b toplamını elde edebiliriz. Öyle değil mi? Sadece b'yi istese x'e 0 verirdim. Evet, yani bazı değerleri elde etmek mümkün. 2a artı b sorulsa x'e 2 yazardım. Şu anda a artı b isteniyor. Ama a çarpı b gibi bir değer sorulsa x'e direkt bir değer vererek a çarpı b'yi hemen elde etmek mümkün değildi. Peki burada 1'i yazalım ve ne oluyor bakalım. 1 artı a artı b var elimizde. 1 artı a artı b bölü 1 yazdığımız zaman arkadaşlar burada 12 artı 28 40 geliyor. Çarpı 1 koyduğumuz zaman burası eksi 16 olarak elde ediyoruz. Ve 1 yazdığımız zaman da 1 eksi 9'dan eksi 8 elde ettik. Bu ifadenin değerinin 2 olduğuna da dikkat edelim. Eşittir 1 yazdığımız zaman 3 bölü 4 geldi. Şimdi bazı sadeleştirmeler var. Bunlara bakalım. Neler var elimizde? Şurası eksi 16 bölü eksi 8'den artı 2'yi elde ettik. Peki. Şimdi arkadaşlar 4 ile 40'ı sadeleştirebilirsiniz. 10 kalır. 10'la da 2'yi sadeleştirirseniz burada payda da 5 kalır. Haliyle buradan 1 artı a artı b ifademiz eşittir. 3 kere 5, 15 olarak geldi. A artı b toplamımız da 14 oldu. Biraz önceki sonuçla aynı değere ulaşmış olduk. Yine yerine göre tabii ki bu değer verme işlemini kullanabilirsiniz. Her zaman kullanmak arkadaşlar mümkün olmayabilir. Diğer sorumuza geçelim. Her x için x kare artı ax eksi 5 ifadesi x artı 1 çarpı bx artı c olduğuna göre a artı b artı c kaçtır diye arkadaşlar bu şekilde verilmiş. O halde şunu söyleyebiliriz biz. Bu ifadenin içinde x artı 1 çarpanı varsa bu eksi 5'in içinde bir tane artı 1 gelecek. Diğer çarpan da tabii ki eksi 5 gelmesi gerekiyor. Ve burası mecburi olarak x'e x diye ayrılacaktır. Zaten bir tane x gördüğümüze göre x olması lazım. Bu şekilde yapıldığı zaman ifademiz aslında x artı 1 çarpı x eksi 5'tir. Karşı taraftan da x artı 1 çarpı bx artı c olduğuna göre demek ki burada b katsayımız arkadaşlar 1 ve c katsayımız da eksi 5 olarak gelir. Peki bu açılımı yaparsak biz x kare eksi 5x artı x'ten dolayı eksi 4x eksi 5 olduğunu da görüyoruz aynı zamanda biz bunun. Dolayısıyla a katsayımız arkadaşlar burada x'in katsayısı o da eksi 4'tür. Peki bizden istenen değerleri toplayalım. Eksi 4 artı 1 artı eksi 5. Buradan eksi 8 sonucuna ulaşırız. Bu soruda hemen şunu da belirtelim. Polinom eşitliğini bilen öğrenci arkadaşlar için x artı 1'i bx artı c ile çarparak arkadaşlar dağıtalım ve polinom eşitliği kullanalım. Bir de bu yolu deneyelim. O zaman bx kare daha sonra bakıyorum cx buradan da 1bx gelecek haliyle b artı cx'imiz oldu. Ve 1 ile c'nin çarpımından artı c geldi. Bu ifade x kare artı ax eksi 5'e eşitse b katsayısı x karenin katsayısına eşit olduğundan b1 olarak çözülür. C katsayısı sabit terim olduğundan arkadaşlar c eksi 5 olarak çözülür. Ve a da b artı c olduğundan eksi 4 olarak gelir. Dolayısıyla a artı b artı c arkadaşlar aslında b artı c de a'nın iki katı olduğu için 2a'dır veya eksi 8'dir diyebiliriz. Aynı sonuca bu yolla da ulaşmak mümkündür. Diğer soruya bakalım. Arkadaşlar 3 terimlilerle ilgili örnek sorularımızı tamamlamışız. Süremiz de yarım saate ulaşmış durumda şu anda. Ben bu küp özdeşikleri kısmında videomuzu kesiyorum. Küp özdeşikleri için de bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.